Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz tekrardan yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda sen normal oyunda yani bu ister online olsun, ister tek başınıza bu şekilde benim gibi gezeceğiniz bir yer olsun, hiçbir haritada hiçbir şekilde asla göremeyeceğiniz şeylere bakacağız. Yani bunlar farklı şeyler. Yani normal oyunda, adı üstünde normal oyunda göremeyeceğiniz şeyler. Gerçekten güzel şeyler var, oyuna gelmesi istediğimiz şeyler var. Ama oyunda gerçi oyunda zaten var da normal işte günlük bu haritalarda gezdiğimiz zaman olmuyor bunlar. İşte bugün bu normal oyunda göremeyeceğiniz şeylere bakacağız. Normal oyundaki şekilde gelse güzel olurdu. Bundan yorumlar yazarsanız gerçekten sevinirim. O zaman hadi bir geçelim. İlk öncelikle oyundan bir çıkıyoruz. Menüye bir geliyoruz. Şimdi geldik. Buradan asıl olay tabii ki arkada arkadaşlar. Arkadaki olayı görüyorsunuz zaten. Bakın normalde hep park edilmiş olan arabalar trafikte gördüğünüz gibi dolaşıyor işte. Hepsi park edildi. Bak tır dolaşıyor işte trafik falan. Bunlar normalde trafikte dolaşan araçlar değil. Fakat ara yüzde ara menüde bunlar dolaşıyor trafikte ve bayağı da hızlı gidiyorlar gördüğünüz gibi. Oyunda normal hatta göremeyeceğim şeylerden ilki bu gördüğünüz gibi. İkincisi de hemen geliyoruz burada gördüğünüz gibi ustalar çalışıyor araba tamir falan yapıyor. Bunlar gerçekten çok güzel detaylar. Normal oyuna girerken karşılaşsak mesela tamirhanenin önünde böyle bir şey olsa gerçekten çok çok güzel olurdu. İçine falan geçelim önemli değil ama böyle bir şey olsaydı gerçekten on numara olurdu. İkinci de buydu. Şimdi üçüncüye geçeceğiz. Onun için Leves kısmına gelmemiz gerekiyor. Hemen buraya giriyoruz. Buradan paralel parking bölümü var. Buraya kadar kalsın Gelin buraya. Bakın geldik buraya. Ya bunu söylememe gerek yok herhalde Şu bunları söyleyecektim de işte bunlar eski arayüz eski güncellemenin olduğu şeyler falan bunlar bildiğiniz klasik şeyler bu da repair tuşu var onarma tuşu var bu katlı biliyorsunuz ki neyse bizim bu işimiz yok geldik bakın inelim hatta şuradan şimdi geldik buraya bu gtr biliyorsun zaten bu gtr vardı bu renkte ama bakın buradaki bir araç normal hayatta göremeyeceğiniz bir araç Bakın bir daha gideyim ben burada gördüğünüz araç normalde gidemeyeceğiniz bir araç. Çünkü neden normal bunun normali şu araçtır şu beyaz araçtır normal hayatta bunu görürüz normal oyuna girdiğim zaman bunu görürüz. Ama bakın bu bölümde gördüğünüz gibi bunun moru var ve bu moru çok nadir. Yani sadece bu bölümde var veya başka yerlerde var mı bilmiyorum ama normal oyunda hiçbir zaman göremeyeceğimiz şeylerden birisi bu. Bu aracı hiçbir şekilde oyunda falan göremeyiz. Park edilmiş halde de bulamayız. Bu haliyle bu mor şeklinde sadece bu var. Bunun ötesinde başka şey yok. Genelde böyle beyazlar var hepsi. Şimdi GTR falan da var dedik. GTR'da da farklılık da var. Normalde oyunda bu beyazdır. Bunun hem kırmızısı var hem de şurada mavisi var gördüğünüz gibi. Bunlar da oyunda göremeyeceğimiz şeylerden birisi. Bu BMW'ler falan zaten geliyor onlara alışkınız. Onun dışında oyunda görebileceğimiz şeylerden birisi de bu harita gördüğünüz <laughs> Gördüğünüz gibi bu harita. Hani bu haritayı göremeyiz. Onu geçtim. Tamam hadi onu yapalım. Şu şekilde bir kaldırın düzeni oyunda asla gelmedi. Bir sonrakine geçecek olursaksa gördüğünüz gibi yoldaki şu hafriyat çalışması arkadaşlar. Hafriyat çalışması görüyorsunuz şu şekilde ileride bir toprak var. Toprak yığıntısı var. Hani bu şehirde tadilat falan olunca olan şeyler güzel ayrı bir hoş bir detay katmış ama bunlar maalesef ki yok. Şöyle de oturma alanları mesela bu oturma alanları da yok burada. Hani şehrin düzeni falan yok burada. Hani işte kafeler olsun. Kafelerinde biliyorsun böyle masa sandalye falan oluyor. Bunlar ne yazık ki normal hayatta normal oyunda göremeyeceğimiz şeyler. İşte yaya geçişinden yayaların geçmesi işte... Elektrik direğine böyle bir bisiklet bağlanması vesaire bunlar çok çok hoş detaylar. Oyunu oyun yapan detaylar. Bakın şimdi Bakın adam karşıdan karşıya geçiyor. Yani bu detay bile çok güzel. Normal oyunda ne yaparsın? İşte i̇nsan trafiğini açtığın zaman kaldırına boş boş işlerinden geçe geçe yürürler. Ama bunu normal oyunda göremeyeceğimiz şeylerden birisi bu. Bunun dışında başka bir şey yapamıyoruz. Göremiyoruz daha doğrusu. Bunlardan nadir olan şeylerden bir tanesi. Hemen geçelim. Şimdi tekrardan levels kısmına geliyoruz. Buradan şu again but reverse var ya buna giriyoruz. Evet geldik. Evet geldik. Şimdi ilerliyoruz. Evet, oyunda göremeyeceğimiz şeylerden bir tanesi de yol kenarına park edilmiş arabalar. Şimdi biliyorsunuz bu gerçek hayatta da baya baya yaygın bir durum. Hani yol kaldırım kaldırım kenarına böyle park eden araçlar var ya bunlar ben nedense çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor bu detaylar. Hani yol kenarına park edilmiş arabalar süsene. Hani oyunda bunu görmek gerçekten çok güzel. Bu da onlardan bir tanesi. Normal oyunda göremeyeceğimiz şeylerden birisi. Yol kenarına bu şekilde park edilmiş başı boş arabalar. Oyunda neden güzel bir şey bu? Çünkü hani böyle yol kenarına park paketikleri zaman yol sıkışıyor böyle. Hani yol daralıyor. O yerlerden arabayla geçmek falan oyun açısından çok güzel oluyor. Hani zevk veriyor. Gerçekçi duruyor. Bu da onlardan bir tanesiydi. Bunu asla yol, yani park edilen arabalar görebiliriz ama asla yol kenarına bu şekilde park edilen araba göremeyiz. Bu da onlardan birisi. Şimdi başka bir şey geç. İlerliyoruz, ilerliyoruz. Buraya geldik. Evet, geldik. Bir başka özelliğimiz ise göremeyeceğim şeyden birisi de bu araba. Şimdi diyeceksiniz ki neden bu araba? Bu aracı özel yapan şey de gördüğünüz gibi özel işlenmiş olan jantı. Hani normalde bu aracı trafikte görürüz bazen ama bu jant haliyle görmeyiz. Bu da böyle bir şeydi. Bir sonraki özelliğimizde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi otobak görevine geldik. Otobak görevine geliyoruz. Bu şekilde bir sonraki özelliğimiz arkadaşlar kelepçelenmiş ceza yemiş arabalar. Bunu oyunda göremeyiz çünkü gördüğünüz gibi aracın de kelepçe takılmış durumda. Hiçbir şekilde araç ilerlemesin diye. Kelepçe takılmış durumda bunu oyunda görmemiz zor çünkü böyle bir şey yok maalesef. Otobaklar genelde boş oluyor bazı. bu Yani normalde park edilmiş arabalar hiç böyle kelepçeli işte ceza yemiş arabalar falan olmuyor. Bu da onlardan bir tanesi. Bir sonraki aracımız aslında son özelliğimiz bu. Gördüğünüz gibi bu şekilde arıza yapmış alış. Mesela adam yol kenarına park etmiş tekerini değiştiriyor anladınız mı? Bu şekilde hoş detaylar bunlar. Bakın burada da gördüğünüz gibi boş kelepçelenmiş bir araba görüyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi bunu normal evinde görmemiz asla ve asla mümkün değil. Hem bu nadir hem de bu şekilde kelepçelenmiş bir araba. Bu da böyle bir şeydi. Video bu kadardı. Umarım hoşça gitmiştir. Daha çok bu için kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda ne olsun yorumlara yazarsanız sevinirim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi, çocuk, iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.